Arkadaşlar bugün sizlerle üslü sayılarda DGS'de çıkmış sorulara bakacağız. İlk önce arkadaşlar aklınızda olan iki tane soruyu cevaplamak istiyorum. Genel olarak şunu soruyorsunuz. LGS'de matematik sorularını yapabilmek için ne yapmak gerekli? LGS'de başarılı olabilmek için, başarı için ne gerekli? Arkadaşlar ilk önce LGS'de başarılı olabilmek için bol kitap okuyacaksınız. <laughs> bol kitap oku. Yeni nesil soruları yapabilmek için günde en az yarım saat kitap okumanızı tavsiye ederim. Çünkü yeni nesil sorularda okuduğunuzu anlayacaksınız, anladığınızı hızlı bir şekilde yorumlayacaksınız ve bu da ancak çok fazla kitap okumayla yapabilir yapabileceğiniz bir şey. Konuya hakim olacaksınız konuya hakim ol. Konuyla alakalı tüm teorik bilgilere hakim olacaksın ki soruyu çözebilirsin. Bir konuyu anlamadan yeni nesil soru çözebilmen arkadaşım imkansızdır. Soruları dikkatli okuyacaksın. Soruları dikkatli oku. Bilemediğin yerleri not al. Şimdi bildiklerinizi uygulayabilmek için arkadaşlar sorunun ne istediğini anlamanız gerekir. Onun için dikkat yeteneği seni bir adım öne geçirecektir. Ancak ben öğretmenim sorularda dikkat e, dikkatli olamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Dikkatsizim bu konuda. Arkadaşlar soru çözerken sorunun içindeki önemli yerlerin altını çizmek ya da belli bir yerin not almak arkadaşlar soruda size dikkatinizi daha da vermenizi sağlayacaktır soruya. Konuyla alakalı bol pratik yapacaksın arkadaşlar. Konuyla alakalı pratik yap. Arkadaşlar konuyu çalıştıktan hemen sonra yeni nesil soru çözmek size zor gelebilir. Hemen pes etmenize neden de olabilir. Onun için önce teorik bilginizi kullanabileceğiniz bir iki test çözüp pratik kazanarak yeni nesil soruları ardından geçmeniz daha faydalı olacaktır. Tabii ki bundan sonra hiç pes etmeden yeni sorulara yüklenmeniz gerekecek. Diğer bir olayımız sürenizi süreni verimli kullan. Arkadaşlar sınavda size belli bir süre verecek. Bu süre içinde soruları yapmanız istenecek. Onun için ne yapacaksınız? Test çözerken, soru çözerken kendinize belirli bir süre vereceksiniz. Bu süre için içerisinde çözmeye çalışacaksınız soruları ki pratik kazanabilirsiniz. Ve en önemlisi arkadaşlar asla pes etme. Bu en önemlisi arkadaşlar. Çünkü hiçbir soruya yapamam diye yaklaşma şu güne kadar yapamam dediğin hangi işi yapabildin bir onu düşün bakalım. Sen eğer konuya hakimsen sonuna kadar kendine güveneceksin. Bu şekilde LGS'de matematikten başarılı olabilirsin. Peki hala ikinci bir sorumuz ne oluyor? Yeni nesil soruları çözerken ne yapmalıyım? Yeni nesil sorularda ne yapmalıyım? Arkadaşlar İlk önce yeni nesil sorularda yapabilmek için soruyu bütün olarak okumak yerine soruyu aşama 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 ilerle. Arkadaşlar sorular genel olarak uzun olacaktır bir kere LGS'de. Soruları direkt baştan aşağı okumak anlamakta güçlük çekmenize neden olabilir. Parça parça okuyup önemli yerleri tespit etmeniz gerekiyor. Sonra arkadaşlar Soruyu dikkatli okuyun. Soruyu dikkatli oku. Sana belli bir süre verecek. Bu süre içinde acele edersen yeni nesil soruyu çözebilmek için hızlı okurken hızlı okuyacağım diye acele edip eğer soruyu yanlış okursanız arkadaşlar artık o soruyu zaten doğru çözme imkanınız olmuyor. Onun için hızlı okuyup dikkatli okumak en güzeli olacaktır. Verileri düzenli bir şekilde not al. Arkadaşlar, düzenli not al. Şimdi sorular uzun olacağı için size büyük bir paragrafın içinde sadece soruda kullanacağım ufacık bir bilgi verebilir. Onun için o uzun paragrafları okurken, uzun soruları okurken önemli yerlerin altını çizmek ya da bir kenara not almak sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır. Özellikle sayısal verilerin altını çizmeniz sizin için en güzel olacaktır arkadaşlar. Ve yeni nesil sorularda birimlere dikkat et arkadaşlar. Birimlere dikkat et. Senden istediği birimle sana sorduğu birim arasında fark olabilir. Senin bunları dönüştürmen gerekebilir. Onun için sana verilen ve senden istenen birimlere kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. En önemlisi de gene her zamanki gibi kendine güven arkadaşlar. Kendine güven, bildiklerini uygula. Soruyu yapabileceğine inanarak yaklaş, arkadaşlar soruyu. İnanmadan yapamazsınız. Kendine güvenmekten asla vazgeçme. Senin bildiklerin dışında farklı hiçbir şey sormayacaklar, emin ol. Eğer konuyu iyi dinlediysen konunun teorik bilgilerine hakimsen senin o teorik bilgileri kullanman dışında sana hiçbir şey sormayacak arkadaşlar. Bilmediğin hiçbir şey çıkmayacak. Şimdi gelin sizinle beraber üslü sayılarla alakalı LGS'de çıkmış sorulara bakalım. Evet arkadaşlar 2020'de çıkmış üslü sayılarla alakalı bir sorumuz var. <laughs> Bu soruya bakalım. İlk önce arkadaşlar yapacağımız olay şu verileri düzgün bir şekilde okumak. Bakıyorum. Bir ondalık gösterimin basamak değeri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Bize arkadaşlar burada bilgi vermiş. Biz bu bilgiyi kullanacağız. Evet ama asıl soru arkadaşlar burada. Soru bu çizginin altında. Şimdi gelin beraber bu soruya bakalım. Bir basketbol takımındaki 5 oyuncunun Boy uzunluklarının çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir. Boy uzunluklarının çözümlenmiş hali verilmiş. Takımın antrenörü boyu 185 cm'den kısa olan oyunculardan birini oyun kurucu olarak seçmek istiyor. Kısa olanı oyun kurucu olarak seçiyormuş. Buna göre verilen oyuncular arasında oyun kurucu olarak oynayabilecek kaç oyuncu vardır? Arkadaşlar 185 santimden kısaymış. Demek ki biz bu tabloda ne arayacağız? 185 santimden küçük olanları arayacağız. Ondan sonra da onları oyun kurucu olarak seçebileceğiz. <laughs> Şimdi arkadaşlar çözümlenmiş hali vermiş. Biz bir önceki dersimizde size çözümlenmenin kısa yöntemini göstermiştik. Demiştik ki virgülün sağa öğretmenim 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 sırasıyla çarpılırken virgülün sağı 10 üzeri 0, 10 üzeri 1 ve 10 üzeri 2 şeklinde devam ediyordu. Şimdi o zaman açalım bu oyuna bakalım. 2 çarpı 10 üzeri 2. Hemen 2'yi yazdım. Arkadaşlar bir de 10 üzeri 1 ile çarpılan bir ifade var mı? Yok. 0. 10 üzeri 0 ile çarpılan ifade 1 artı negatif kuvvetlere geçtiyse virgülün sağına geçti. 1 ile de 10 üzeri eksi 1 çarpılmış. O zaman Ayça'nın boyu ne oldu? 201 tam 10 da bir santim oldu. Ayça baya baya uzunmuş arkadaşlar. 185 santimden büyük olduğu için oyun kurucu yapamayız. Beyza'nın boyuna bakalım arkadaşlar. 10 üzeri 2 ile 1 çarpılmış. O zaman 1. Yüzler basamağı 1. Onlar basamağı 7. Birler basamağı 0 ile çarpılmış 5. Virgül. Virgülden sonra artık 10 üzeri eksi 1 ile devam ediyor. 10 üzeri eksi 1 5 ile çarpılmış. Beyza'nın boyu 175 tam onda 5 santimmiş. E bu 175 tam onda 5 santim. Cm. 185 santimden küçük mü? Evet. O zaman Beyza'nın Beyza oyun kurucu olabilecek bir oyuncudur. Ceyda'ya bakalım. Yüzler basamağı 1. Onlar basamağı 8. Birler basamağı 4. Ancak onda birler basamağı yok. Virgülden sonrası yok. 184 santim 185 santimden küçük müdür? Evet öğretmenim küçüktür. Demek ki Ceyda bir oyun kurucu olabilir. Derya'ya bakalım. Yüzler basamağı arkadaşlar 1. Onlar basamağı 8. Birler basamağı 7. Onda birler basamağı da 2. 187 tam onda 2. 185 santimden küçük mü öğretmenim? Evet. Hayır. Küçük değil. Büyüktür arkadaşlar. O zaman deryada bir oyun kurucu olamaz. Esra'ya bakalım. Yüzler basamağı 1. Onlar basamağı 8. Arkadaşlar birler basamağı 5. Onda birler basamağı ise 6. Arkadaşlar 185 tam onda 6 santim. 185 santimden büyüktür. O zaman Esra da oyun kurucu olamaz. Cevabımız ne oluyor? Sadece iki tane arkadaş oyun kurucu olabiliyor. Onun için cevabımız C şıkkı. 2020'de sorulmuş başka bir üslü ifadeler sorusuna geçin. Bakın arkadaşlar bize gene şurada ne yapmış? Burada bir tanım vermiş. Biz bunu kullanacağız. Ama Buna bakarak bu şekilde uzun uzun soruyu uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Zaman kaybetmeye de gerek yok. Zaten üstü sayılarda çarpma işlemini, üstü sayılarda bölme işlemini bilmeyen bir öğrenci bunu çözemez. Bu sadece size eğer unutursanız bir hatırlatma yapıyor. Biz şimdi sorumuza geçelim. Bir kenarının uzunluğu 5 üzeri 4 santim olan kare şeklindeki kağıdın bir yüzüne aşağıdaki gibi 12 eşlik dörtgen ve bir kare çizilmiştir. Bu şekillerden kare ve iki eşlik dörtgen kırmızıya boyanmıştır. Hmm, kırmızıya boyananları görüyorum burada zaten. Buna göre kırmızı bölgenin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi bu soruda şu yorumu yapmak bizim işimizi çok daha kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Niye? Şimdi ben bu dikdörtgenin alanını bul. Sonra bunu bul. Sonra bunu bul. Topla. Bizim işimizi zorlaştırabilir. Biz burada ne yapacağız? Bütün dikdörtgenlerin birbirine eşit olduğunu biliyorum. O zaman şu kırmızı dikdörtgeni buraya taşırsam arkadaşlar. Buraya taşıdım. Bizim burada ne oldu? Büyük bir dikdörtgen oldu. Artık benim sorum da bu dikdörtgenin alanını bulmam. Benim işimi çok daha fazla kolaylaştıracak. Arkadaşlar bu dikdörtgenin uzun kenarını biliyorum. Uzun kenarını 5 üzeri 4. Benim için önemli olan bu dikdörtgenin kısa kenarını bulmak. Yani şurayı bulmak. Arkadaşlar burası şuradaki oluşan dikdörtgenlerin iki tanesinin kenarı değil mi? O zaman ben buradaki bir tane kısa kenarı bulsam sonra da 2 ile çarpsam buradaki kısa kenarı bulmuş olurum. Şimdi yapalım bir tane kısa kenarı bulalım. Kaç parçaya ayrılmış 5 üzeri 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. O zaman 5 üzeri 4 bölü 10. Bunun bir kenarı oldu mu? E arkadaşlar şuradaki kenarı elde edebilmem için bundan 2 tane gerekmez miydi? O zaman burayı elde edebilmek için bu sayıyı neyle çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Arkadaşlar çarparken bakın şurada bir sadeleştirme var. 2 ona bölündü 5. O zaman işlemimiz 5 üzeri 4 bölü 5 oldu mu? E bölme işleminde üstler ne yapılırdı? Çıkartılırdı. O zaman cevabımız ne oldu? 5 üzeri 3 oldu. E kısa kenarı buldum. Şuraya yazayım. 5 üzeri 3. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Kısa kenar çarpı uzun kenardan bulunmaz mıydı? E 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 4 çarpıldığı zaman taban aynı. Üstler toplanır. 5 üzeri 3 artı 4 7 işlemimizin sonucunu bize verecektir. Evet arkadaşlar 2020'den 3 tane soru çıkmış üstü sayılarla alakalı. Yani üstü sayıların ne kadar önemli olduğunu zaten buradan görüyoruz. Her sene en az İkişer tane soru geliyor bununla alakalı. Şimdi 2020'de çıkmış arkadaşlar en zorlayıcı soruya geldik. Halbuki zorlayıcı gözüküp aslında çok zor olmadığını şimdi çok daha net bir şekilde göreceğiz. Şimdi sorumuzda burada bize zaten ne vermiş? Bir tanım vermiş. Bizim sorumuz asıl nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Sorumuz güzel, dikkatli bir şekilde okuyalım. Bir fabrikada üretilen mavi ve kırmızı renkli otomobiller bir galeriye iki tır ile taşınmaktadır. Bu otomobillerin birer adedinin kütleleri tablo 1'de, tırların taşıdığı otomobil sayıları ise tablo 2'de. Bak otomobillerin kütleleri burada verilmiş, otomobil sayıları da tırlara göre burada verilmiş. A tırı ile taşınan Mavi ve kırmızı otomobillerin sayıları birbirine eşitmiş. A ile taşınan mavi ve kırmızı otomobillerin sayısı birbirine eşitse mavi otomobil sayısına x dersem kırmızı otomobil sayısına da ne demek zorundayım? x demek zorundayım. 2 tır taşıdığı otomobillerin toplam kütlesi ise 2 üzeri 4 kilogram olduğuna göre A tırıyla taşınan otomobil sayısı kaçtır? Şimdi ben burada otomobil sayılarını biliyorum. Burada da kütleleri biliyorum. E otomobil sayısına göre kütle toplam taşıdığı kütle değişmeyecek mi? Değişecek. O zaman bu kütlelerle otomobil sayılarını çarparak arkadaşlar toplam ne kadar ağırlık taşıdığını bulabilirim. Ancak bakın soruda dikkat edin. Sorunun sonunda toplam kütleyi 2'nin tam 2'nin tam sayı kuvveti şeklinde vermiş. Ancak burada mavi otomobilin kütlesini ise 4'ün kuvveti şeklinde vermiş. O zaman biz buradaki e, üstle, üstlü ifadeleri iki tabanda yazmak benim işimi daha kolay istiyor. Mavi otomobilin kütlesi 2 üzeri 2'nin 5. kuvvetinden ne kadarmış? 2 üzeri 10. Kırmızının kütlesi zaten 2 üzeri 11'miş. Şimdi ben toplam kütleye bakacağım arkadaşlar. Toplam kütleye bakalım. A otomobilindeki mavi araçların kütlesi X çarpı mavinin kütlesine kadar da 2 üzeri 10'du. 2 üzeri 10. Artı B kırmızı otomobilin kütlesine bakalım. X çarpı 2 üzeri 11 artı B tırına taşıdığı 4 mavi arabanın kütlesi 4 çarpı 2 üzeri 10 artı kırmızı otomobil kütlesi de 3 çarpı 2 üzeri 11. Neye eşitmiş arkadaşlar? Toplam kütle 2 üzeri 14'e eşitmiş. Şimdi burada arkadaşlar sadece şunu söyleyeyim size. Bir pazara gittiniz. Tamam mı? Elinizde bir poşet var. O pazara gittiğinizde o poşetin içine elmayı, çileği, muzu, kirazı, üzümü hepsini bir poşetin içine mi koyarsınız yoksa hepsini ayrı ayrı poşetlerin içine mi koyarsınız Arkadaşlar elmalar bir poşetin içinde toplanır ayrı ayrı toplanır değil mi O zaman ben buradaki toplama işleminde de şuradaki kuvvetli verilen ifadeleri aynı ifadeler yapmam lazım Yani benim bunları neye çevirmem lazım elmaya çevirmem lazım 2 üzeri 10'u 2 üzeri 11 yapamam. Ancak 2 üzeri 11'i 2 üzeri 10 yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Burası zaten aynen kaldı. X çarpı 2 üzeri 10. Artı şuradaki 2 üzeri 11'i ben şu şekilde yazsam. X çarpı 2 çarpı 2 üzeri 10 şeklinde yazsam. Buradaki ifadenin değeri değişir mi? Hayır değişmez. Onun için artı 4 çarpı bu zaten 2 üzeri 10 artı 3 çarpı bak bunu da 2 üzeri 10 yapabilmek için 2 çarpı 2 üzeri 10 eşittir 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 10 yaptım. Gene 2 üzeri de 2 üzeri 10'a bu şekilde çevirdim. Artık düzenlememizi yapalım. x çarpı 2 üzeri 10 artı 2 çarpı x 2x çarpı 2 üzeri 10 artı 4 çarpı 2 üzeri 10 artı 3 kere 2 6 çarpı 2 üzeri 10 neye eşitmiş arkadaşlar? 2'nin 4. kuvveti 16 çarpı 2 üzeri 10. Şimdi elmaları topluyorum. X tane elma. 2x daha elma. Kaç x etti? 3x elma. 4. 6 daha artı 10 elma çarpı 2 üzeri 10 neye eşitmiş? 16 çarpı 2 üzeri 10'a eşitmiş. Baktığımız zaman biz buradan x'in değerini rahatlıkla bulabiliriz. Çünkü 2 üzeri 10 2 üzeri 10'u götürdü. O zaman 3x artı 10 eşittir 16. Demek ki 3x neye eşitmiş? 16 eksi 10'a. O zaman 3x eşittir 6. X eşittir 2. İşlemimiz bitti mi? Bitmedi. Niye? Mavi otomobilleri biz ne bulduk? 2 bulduk. E, kırmızı otomobil sayısı da kaç taneymiş? 2 taneymiş. A tırında taşınan otomobil sayısı toplam kaç tane oluyor arkadaşlar? 4 tane oluyor. Demek ki işlemimiz ne oldu? Cevabımız ne oldu? 4 yani B şıkkı oldu. Evet. 2020'deki soruları bitirdik arkadaşlar. 2019'da çıkmış sorulara bakalım. Şimdi burada gene bize bir tanımlama vermiş. Çözümlenme işleminin, çözümlenmenin tanımını vermiş. Şimdi asıl sorumuz buradan başlıyor. Bakıyoruz sorulara. Uçakla seyahat eden bir yolcu kütlesi 8 kilogramdan az olan valizini kabine alabilmektedir. Aycan'ın valizinin kütlesi arkadaşlar ne kadarmış? 9 tam %8 kilogrammış. Bu valizdeki bazı eşyaların kütlelerinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiş. Aycan valizinden bu 4 eşyadan hangisini çıkarırsa valizi kabine alabilir, alınabilir. Şimdi arkadaşlar bakın ilk önce soruyu analiz edin. Hayal edin ya. Aycan valizlik diyor. Valizi 9 tam %8 kilogrammış. E valizi sokabilmek için 8 kilogramdan daha az olması lazımmış. Yani Aycan'ın fazlası ne kadar? Ona bakalım. 8 çıkarttığımız zaman bir tam %8'den daha çok eşya çıkartacak. Demek ki buradaki eşyalardan bir tanesi şundan daha ağır olacak. Ve onu çıkarttığım zaman eşyamı, valizimi arkadaşlar uçağa katabileceğim. Gene çözümlenmedeki mantık arkadaşlar neydi? ondalık kısım 10 üzeri eksi 1'den başlarken çözümlenmeye. Tam kısım 10 üzeri 0, 10 üzeri 1 ve 10 üzeri 2 şeklinde devam ediyor. Şimdi burada tam kısım var mı? Yok. Onun için tam kısmı 0 attım. Onda birler basamağı 9, yüzde birler basamağı 8. Şimdi ben bunu çıkarsam, ayakkabıyı çıkarsam valizimi taşıyabilir miyim? Yani uçağın içine koyabilir miyim? Hayır uçağın içine koyamam. Çünkü çıkartacağım eşya bir tam yüzde 8'den daha ağır olması gerekir ayakkabı olmadı kitaba bakayım bak tam kısım bir ondalık kısa, ondalık kısma bakıyorum onda birler basamağı da bir bir tam onda bir arkadaşlar bir tam yüzde sekizden daha büyüktür onu unutan arkadaşlar için tekrar hatırlatayım sağına sıfır atmak benim ondalık sayılarının değerini değiştirmezdi. Onun için bir tam yüzde on, bir tam yüzde sekizden daha büyüktür. O zaman kitabı çıkartırsam ben valizimi rahatlıkla koyabilirim. Bunlara da bakalım beraber. Tam kısım yok. Sıfır tam. Onda birler basamağı dokuz. Yüzde birler basamağında olmadığı için sıfır. Binde birler basamağı nedir? 5. Bu da küçük bundan. Demek ki mont da olmaz. Tablete bakalım. Tam kısım bir. Onda birler yok. Yüzde birler yok binde birler basamağı 9. Arkadaşlar bu bir tam binde 9 bir tam yüzde 8'den daha küçüktür. İnanmazsanız şuraya bir sıfır koyun. Bir tam binde 80 bir tam binde 9'dan daha büyük. O zaman demek ki bunu da koyamaz. Cevabımız direkt zaten C şıkkı çıkıyor. Arkadaşlar 2019'da çıkmış. Başka bir soruya bakalım. Şimdi burada gene bize ne vermiş? Bir tanım vermiş. Asıl sorumuz buradan başlayacakmış. Şimdi bu soruyu beraber okuyalım. Aşağıda sadece ön yüzlerinde birer üst ifadenin yazılı olduğu 4 mavi ve 4 kırmızı kart verilmiştir. Mavi kartlarımız ve kırmızı kartlarımız. Mavi kartlardaki her bir üstlü ifade kırmızı kartlarda kendisine denk olmayan her bir üstlü ifade ile birer kez çarpılarak yeni üstlü ifadeler elde ediliyor. Elde edilen bu ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için ilk önce şunları yapalım. Hepsini bir aynı tabana çevirelim. Niye? Çünkü çarpacağımız ifadelerin birbirine denk olmasını istemiyorum. E denkliği de görebilmek için hepsini aynı tabana almak daha mantıklı. Bu ne oldu? 2 üzeri 2'nin eksi birinci kuvveti bu da 2 üzeri eksi 2 oldu. Bu kart 2 üzeri eksi 2 imiş. Bu karta bakıyorum. 2 üzeri 2'nin eksi 3. kuvveti. Bu da neye eşit olur? 2 üzeri eksi 6'ya eşit olur. Buna bakıyorum. 2 üzeri 2'nin ikinci kuvveti 2 üzeri 4'e eşit oldu. Bu da 2 üzeri 2'nin 0. kuvveti. Üstün üstü alınırken üstler çarpılırdı yine. 2 üzeri 0'a eşit oldu. Şimdi Şuna bakacağız. İki ifade çarpılıyor. İkişer iki, ikişer tane çarpılacak ve bunların oranını soracak. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar A'nın B'ye oranı demek. Ne demektir arkadaşlar? A'nın B'ye bölümü demektir. A bölü B'nin de en çok olabilmesi için ne olması lazım? A'nın en fazla B'nin de en az olması lazım. Şimdi o zaman İlk büyük olarak çarpacağım sayıları tespit edeceğim. Buradaki en büyük ifade ne arkadaşlar? 2 üzeri 4. Buradaki en büyük ifade kaç? 2 üzeri 4. E ben bu ikisini çarpabilir miyim? Hayır. Çarpamam. Neden? Bunlar birbirine denk öğretmenim. O zaman ben şuradaki 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4'ü çarpmam en mantıklısı olacak. O zaman en büyük sayı için 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 diyorum. Bölü en küçük sayı için de en küçük ifadeleri çarpacağım. Bak buradaki en küçük ifade 2 üzeri eksi 2. Buradaki en küçük ifade de 2 üzeri eksi 6. O zaman 2 üzeri eksi 2 ile de 2 üzeri eksi 6 çarpıyorum. Bakalım. Tabanlar aynıysa üstler toplanırdı ilk önce. 3 artı 4 7 bölü 2 tabanda eksi 2 ile eksi 6'nın toplamı eksi 8. Arkadaşlar bölme işleminde taban aynıysa üstler birbirinden çıkartılırdı. 2 üzeri 7 şu eksiler birbiriyle artı yaptı. Artı 8 2 üzeri 15 işlemimizin cevabı oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken olay arkadaşlar şuradaki denk olmayan. Hemen denk olan diye atlarsan 2 üzeri 4 ile 4 üzeri 2'yi çarpmaya kalkarsan işte burada hataya düşersin. Onun için soruda önemli olan yerlerin altına çizmek senin işini çok daha çok kolaylaştıracaktır. Emin olabilirsin. Şimdi 2018'de çıkmış sorulara bakalım. Arkadaşlar burada şöyle bir ifade vermiş ifadesinin değerinin binden büyük olmasını istemiş. Yani bu ifadeyi böyle bir ondalık sayıyı onun herhangi bir kuvvetiyle çarparak binden daha büyük elde etmemiz istemiş. Şimdi ben bu işlemin sonucu kaç olursa binden büyük olur arkadaşlar. 1300 olursa Büyük olur. Daha fazlası da 1300 yerine 13 de olabilir, 130 bin de olabilir ama bana ne demiş? A'nın alabileceği en küçük tam sayı değerini sormuş. O zaman biz buradaki ifadeyi şuna 1300'e çevirebilmek için ne yapmamız lazım? Ne ile çarpmamız lazım? Şu virgülü buraya kaydırabilmek için buradaki sayımızın ne olması lazım arkadaşlar? Kuvvetimizin pozitif olması lazım. Şimdi kaç defa virgülü kaydırmam gerektiğine bakacağım. Bir, iki. 3, 4, 5, 2 sıfır da elde etmem lazım. 6 ve 7 kere virgülü bu şekilde kaydırmam gerekiyorsa buradaki A'nın değerinin ne olması lazım? 7 olması gerekiyor. Gayet basit bir soru arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2018 LGS'de çıkmış gene üstü sayılar sorusu var. Bu soruya beraber bakalım. Bu sefer bize tanım vermemiş arkadaşlar. O zaman sorumuz direkt buradan başlıyor. Bakın uzun bir paragraf gibi gözükse de aslında bizim burada bilmemiz gereken çok basit olaylar var. Ee, ona göre sorumuzu çözeceğiz. Şimdi sorumuzu okuyalım. 400 metrelik düz bir yarış pistine. 400 metrelik düz bir yarış pistimiz varmış. Başlangıç noktasına uzaklıklar metre cinsinden. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilecek en fazla sayıda engel yerleştiriliyor. Bu pistte 8 atlet yarıştığı bir engelli koşuda yarışmacılardan biri 20. metrede diğeri ise 50. metrede yarışı bırakıyor. Diğer yarışmacılar yarışı tamamladığına göre bakın diğer yarışmacılar yarışı tamamlıyormuş. Yarış bittiğinde atletlerin her birinin üzerinden atladığı engel sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bizim bu pistimiz düz müymüş? Düzmüş ve kaç metreymiş arkadaşlar? 400 metreymiş. Ben bu pistte ikinin pozitif kuvvetlerini kullanarak sırasıyla arkadaşlar ne yapacağım? Engeller koyacağım. Yani 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 uzunlukta, 2 üzeri 3 mesafede, 2 üzeri 4 mesafede, 2 üzeri 5 mesafede bu şekilde yavaş yavaş gidecek arkadaşlar. Şimdi biz başlangıç noktasından ne kadar gidebileceğimi, 2'nin kaçıncı kuvvetine kadar gidebileceğimi bulabilmek için şurada bir 2'nin kuvvetlerine bakıyorum. 2'nin birinci kuvveti gittim mi 2 metre gidelim. 400 metreyi geçmem. 2'nin ikinci kuvveti 2 iki kere 2, 4. 2'nin üçüncü kuvveti 4 kere 2, 8. 2'nin dördüncü kuvveti 2 kere 8, 16. 2'nin beşinci kuvveti 2 kere 16, 32. 2'nin 6. kuvveti 2 kere 32 64. 2'nin 7. kuvveti 2 kere 64 128. 2'nin 8. kuvveti 2 kere 128 256. 2'nin 9. kuvveti 2 kere 256 arkadaşlar 512 gibi bir sayı çıkıyor. Demek ki arkadaşlar 2 üzeri 9'a kadar gelmeyeceğim. Demek ki benim engelleri oluşturacağım mesafeler belli. 2 üzeri 1 oluşturdum mu 2 metre ilerlemiş olacak. 2 üzeri 2 oluşturdum mu 4 metre. 2 üzeri 3 de 8 metre. 2 üzeri 4 de 16 metre. 2 üzeri 5 de 32 metre gelmiş olacak. 2 üzeri 6 da 64 metre metre gelmiş. 2 üzeri 7'de 128 metre gelmiş. 200 257'de pardon, 128 metre gelmiş. 2 üzeri 8'de de arkadaşlar 256 metre gelmiş olacak. Artık bundan sonra da engel koy, koyamamış olacak arkadaşlar. Şimdi benim bir yarışmacım 20 metrede, diğer yarışmacım 50 metrede, diğer 6 yarışmacım ise 400 metre gidebiliyor. Şimdi o zaman ilk yarışmacım 20 metrede bıraktığına göre kaç engel atladığına bakalım arkadaşlar. Şu karemle yapayım. 20 metre burada mı? Burada. Bu adam o zaman kaç engel atlamış arkadaşlar? 4 engel atlamış. Diğer adamım 50 metreye kadar gelmiş. 50 metrede yarışı bırakıyor. 50 metreye kadar kaç engel atlanmış? 1, 2, 3, 4, 5 engel atlamış arkadaşlar. Diğer yarışmacılarım ise 400 metreye kadar geliyor. 400 metreye kadar geliyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane engel atlıyor. Yani 6 çarpı 8 atlanır arkadaşlar. 6 kişi de 6 çarpı 8'den arkadaşlar. 48 engel atlamış oluyor. E toplam kaç engel atlamış o zaman? 4 artı 5 artı 48'den arkadaşlar 57 engel atlanmış oluyor. Evet arkadaşlar son 3 senede LGS'de üslü sayılarla alakalı çıkmış sorulara baktık. Şimdi biz burada neyi gördük arkadaşlar? üslü sayıların çözümlenmiş hali neredeyse her sene çıktığını gördük değil mi? Biz bunlara dikkat ediyoruz. Ve en çok üstlü sayılarda çarpmayı ve üstlü sayılarda bölme işlemini kullandık. Bu şekilde arkadaşlar bu noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve e, Derste de arkadaşlar biz size teorik bilgiler gösterdik. Yeni nesil sorular çözerek kendinizi sizin geliştirmeniz gerekiyor. Tabii ki biz de size yeni nesil sorular çözeceğiz. Ancak yeni nesil sorularla kendinizi daha güzel bir şekilde geliştirmeniz gerekiyor. Bizden bu kadar. İnşallah bir kusurumuz olduysa affedersiniz. Elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalıştık. Müzik